Bu videoda sizlere 4. sınıf İngilizce dersinin 4. ünitesi olan free time yani boş zaman ünitesiyle anlatmaya çalışacağım. Önce boş zaman aktivitelerimize bir göz atalım. Cooking, yemek pişirme. Singing a song, şarkı söyleme. Skating, paten yapma. Watching television, televizyon izleme. Listening to music, müzik dinleme. Swimming, yüzme. Dancing, dans etme. Reading a book, kitap okuma. Painting picture, resim boyama. Playing table tennis, masa tenisi oynama. Flying a kite, uçurtma uçurma. Running, koşma. Playing basketball, basketbol oynama. Playing chess, satranç oynama. Playing football, futbol oynama. Riding a bike, bisiklet sürme anlamına gelmektedirler. Şimdi bunlarla ilgili, boş zaman aktiviteleriyle ilgili bazı ifadeleri dolduralım. Yan tarafta verilenleri boşluklara doldurmaya çalışalım. Playing chess. Satranç oynama. Playing chess. Riding. Riding a bike. Bisiklet sürme. Riding a bike. Bisiklet sürme. Swimming. Swimming için herhangi bir ek yapmamıza gerek yok. Direkt swimming. Yüzme anlamına gelir. Watching. Watching television. Television. Reading. Reading a book. Kitap okuma. Reading a book. Playing. Futbol. Futbol oynama. Futbol. Buyurun. Dancing. Yine dancing içinde herhangi bir ek yapmıyoruz. Dans etme. Playing. Tenis. Playing tenis. Tenis oynama. Tenis. Flying a kite, uçurma uçurma. Flying a kite, uçurma uçurma. Playing table tennis, masa tenisi oynama. Table tennis, masa tenisi oynama. Singing a song, şarkı söyleme. Listening to music, müzik dinleme. To music, müzik dinleme. Playing basketball ve böylece tamamlıyoruz. Basketbol oynama. Playing basketball. Basketbol oynama anlamına gelmektedir. Devam ediyoruz. Burada what's your favorite activity diye bir sorumuz var. What's your favorite activity? Favori aktiviten, etkinliği nedir anlamına gelir. My favorite activity is riding a bike. Benim favori etkinliğim bisiklete binmektir. Yine bu şekilde resimlere bakarak bunları tamamlamaya çalışalım. My favorite activity is alışveriş yapmak. Shopping. Shopping. My favorite activity is resme bakıyoruz yine. Reading a book. Bu şekilde favori etkinliğimizi söyleyebiliriz. My favorite activity is şeklinde söyleyebiliriz. Devam ediyoruz. I like, I don't like. I like severim, I don't like sevmem anlamına geliyor. Bunu biliyoruz daha önceki ünitelerde, sınıflarda öğrenmiştik. I like watching television, televizyon izlemeyi severim. I don't like cooking, yemek pişirmeyi sevmiyorum. Yani yapamadığı için sevmediğini söylüyoruz. Singing a song diyor. Evet, burada sadece yazacağımız gördüğümüze göre şarkıyı söyleyebiliyor. I like diyeceğiz. I like. Severim. Neyi severim? Singing a song. Şarkı söylemeyi severim. Bisikletten düştüğüne göre yapamadığını düşünüyoruz. Sevmediğini düşünüyoruz. I don't like. I don't like. Riding a bike. Bisiklet sürmeyi sevmiyorum anlamına gelir. Devam edelim. I love. Severim. I like severim. İkisi de severim anlamına geliyor ama I love severim. Çok severim. I like severim. Hoşlanırım. Yani beğenirim anlamına gelir. I don't like. Sevmem. I dislike da sevmem anlamına gelir. Yani bunların anlamları eşittir. I don't like ve I dislike. Şimdi burada bu ifadeyi gördüğümüz zaman love kullanacağız. Bu ifadeyi gördüğümüz zaman like. Bu ifadeyi gördüğümüz zaman da don't like ya da dislike kullanacağız. Şimdi bakalım. Bu ifademiz like. I like. I yazmış zaten. I yazmış. I like paten yapma. Skating. I like skating. Cümlemiz böylece tamamlanıyor. Bakıyoruz. Yemek pişirme, cooking ve love ifadesi var. I love, çok severim. Cooking,
Tabii bazıları sebebi de yani yemek yapmayı. I like cooking. Uçurtma uçurma. Uçurtma uçurma bakıyoruz. İfademiz nedir? Don't like ya da dislike. Don't like yazalım bu sefer. I don't like flying a kite. Evet. Uçurma uçurmayı severim anlamına gelir. Kitap okuma. Kitap okumaya bakalım. İfademiz like. Bu da I don't like sevmem pardon. I don't like flying a kite. Uçurtma uçurmayı sevmem. I like reading a book. Kitap okumayı severim anlamına gelir bu da ifademiz like. Geçelim bir sonraki sayfamıza. Bir sonraki sayfamızda da bu şekilde örnekler var. Bakalım aynı şekilde. İfademiz don't like ya da dislike. Bu sefer dislike diyelim. I dislike running. Koşmayı sevmem. I dislike running. Bisiklet sürmeyi çok severim diyor. I love riding a bike. Bisiklet sürmeyi çok severim. Müzik dinlemeyi sevmem. Yani ifademiz nedir? Don't like ya da dislike. Don't like diyelim bu sefer. Sevmem. Listening to music. Müzik dinlemeyi sevmem. Bu da yüzmeyi severim. Like olarak hoşlanırım. I like swimming. Yüzmeyi severim. Yüzmeden hoşlanırım anlamına gelmektedir. Bu bölümde do you like şeklinde soru soruyor. Do you like sever misin? Do you like listening to music? Müzik dinlemeyi sever misin? Bakıyoruz zaten müzik dinliyor. O zaman ne diyoruz? Yes, I do diye cevap vermiş burada. Diğerine bakıyoruz. Diğeri olumsuz. Do you like riding a horse? Ata binmeyi sever misin? Attan düştüğüne göre no, I don't diyeceğiz. No, I don't. Hayır, sevmem. Yani olumlu olduğu zaman yes, I do. Olumsuz olduğu zaman no, I don't şeklinde cevap veriyoruz. Şimdi sorumuz nedir? Ağaca çıkmayı sever misin? Ağaca tırmanmayı sever misin? Aynı şekilde yukarıdaki olduğu gibi. Do you like climbing a tree? Ağaca tırmanmayı sever misin? Ne diyeceğiz? Olumsuz cevap vereceğiz. Yukarıda gösterdiği gibi. No, I don't. No, I don't. Hayır, sevmem. Peki. Burada resim yapmayı sever misin? Resim boyamayı sever misin diyeceğiz. Yine aynı şekilde başa do you like diyeceğiz. Do you like, sever misin? Painting pictures, resim boyama. Drawing pictures, resim çizme anlamına gelir. Sever misin? Evet, seviyorum büyük ihtimal. Yes diyoruz. I do. Yes, I do. Evet, severim anlamına gelmektedir. Devam ediyoruz örneklerimize. Yine soru ve cevap var burada. Bayağı boşluğumuz var. Bu boşlukları dolduralım. Do you like? Aynı şekilde. Do you like? No olduğuna göre don't. No olduğu zaman don't. Yes olduğu zaman do kullanacağız. Do you like? İp atlamak neydi? Skipping rope. Skipping rope. İp atlamayı sever misin? Yes olduğuna göre do diyeceğiz. Yes, I do. Dans etmeyi sever misin? Aynı şekilde do you like? İlk üç ifademiz bu. Do you like? Sever misin? Sen sever misin? Do olduğuna göre başa kullanacağımız ifade yes. Yes, I do. Yine aynı şekilde do you like? Cartoons demiş. Çizgi filmini izlemeyi sever misin diyeceğiz. Watching cartoons don't olduğuna göre no diyeceğiz. No, I don't. Do you like? Yine aynı şekilde sever misin? Sen sever misin? Kitap olduğuna göre reading a book diyeceğiz. Kitap okumayı. Do olduğuna göre yes diyeceğiz. Bir de I kullanacağız. Yes, I do. Evet, ben severim anlamına geliyor. Yine bu şekilde baştaki ifadelerimiz do you like? Sorumuz da do you like? Walking in the park. Parkta yürümeyi sever misin? No dediğine göre. No, I don't. Hayır, sevmem anlamına gelmektedir. Bu sayfada karşılıklı bir konuşmamız var. Bu karşılıklı konuşmamızda ne anlama geldiğine bakacağız. Do you like painting pictures? Resim boyamayı sever misin?
Say that again please. Tekrar söyler misin lütfen? Do you like painting pictures? Resim boyamayı sever misin? No, I don't. Hayır, sevmem. What do you like doing? Ne yapmayı seversin? I like playing table tennis. Masa tenisi oynamayı severim. What about you? Ya sen ne seversin? What about you? Yani buradaki yukarıdaki soruyu ben sana soruyorum anlamına geliyor. What about you? Sen ne seversin? I like playing football. Ben futbol oynamayı severim anlamına gelir. İkinci konuşmamızda Do you like dancing? Dans yapmayı sever misin? Dans etmeyi sever misin? Repeat please. Tekrar lütfen. Do you like dancing? Dans etmeyi sever misin? Yes, I like dancing. Evet, dans etmeyi severim. Üçüncü konuşmamız. Do you like playing basketball? Basketbol oynamayı sever misin? Hayır, no, hayır. I don't like playing basketball. Basketbol oynamayı sevmem. Do you like listening to music? Müzik dinlemeyi sever misin? Not much, çok değil. Do you like swimming? Yüzmeyi sever misin? Yes, I like swimming. Evet, yüzmeyi severim anlamına gelmektedir. Bir sonraki sayfamızda boşluklarımızı dolduracağız. Boşluklarımızda verilen ifadeleri tamamlayacağız. Yani burada kendimiz bulacağız bu ifadeleri. Television. Television'dan önce ne kullanıyoruz biz? Playing. Pardon. Watching. Watching kullanıyoruz. Watching television. Watching television. Voleybol. Playing voleybol. Playing voleybol. Horse. Riding a horse. Riding a horse. Table tennis. Masa tenisi. Playing. Oynamak. Masa tenisi oynamak. Ata binmek. Voleybol oynamak. Televizyon izlemek. Masa tenisi oynamak. Müzik dinlemek. Listening. To music. Müzik dinlemek. Chess satranç. Playing chess. Satranç oynamak. Playing chess. Riding a bike. Bisiklete binmek. Skipping rope. İp atlamak. Skipping rope. Climbing a tree. Ağaca tırmanmak. Climbing a tree. Climbing. Football. Playing football. Futbol oynamak. Reading a book. Reading a book. Kitap okumak. Listening to music. Listening to music. Müzik dinlemek. Playing basketball. Basketbol oynamak. Drawing ya da painting pictures. Drawing picture dersek. Resim çizmek. A song. Şarkı söylemek. Singing a song. Bu da painting picture. Resim boyamak. O da olur. Drawing picture. Resim çizmek. O da olabilir. Geçiyoruz bir sonraki sayfamıza. Bu sayfamızdan itibaren bazı kelimelerimiz var. Yani bu ünitede geçen kelimelerimizin bir tekrar edelim. Anlamları karşısında yazıyor. Cooking, skating, dancing, running, swimming, shopping, be careful, swinging, cartoons, not much, flying a kite, skipping rope, reading a book, singing a song, playing chess, riding a bike, painting picture, watching television, listening to music. Devam ediyoruz. Driving a car, slowly please, pardon me, what about you, favorite activity, climbing a tree, repeat please, riding a horse, doing puzzle, drawing picture, playing football, playing basketball, playing table tennis. Say that again, please. Walking in the park.